Gençler, izninizle sohbetinizi bölmek hiç istemezdim ama kuvvetli alkışlarınızla kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi, gençlerin umudu, gençlerin adalet savunucusu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salonumuza teşrif ettiler. Kuvvetli alkışlarınıza Genel Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu an heyecanlandım. Şu an geçmiş olsun yani. Hoş geldiniz. Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Biz bugün Z kuşağı olarak, gençler olarak Atatürk'ü anmak, ülkenin genel durumları ile ilgili sohbet etmek için toplanmış bulunduk. Siz de bize misafir oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduk. Konuşmaya başlamadan önce siz gelmeden önce birkaç konulardan bahsettik. Şu anda aramızda işte fenomen arkadaşlarımız, işte biz hepimiz sosyal medyada şarkı söyleyen veya işte komedi yapan kişileriz. Milyonlarca takipçiye sahibiz. Onlarla ilgili zaten şu anda salonda çoğu kişiler de bizim takipçi kardeşlerimiz. Böyle oturduk, sohbet ediyorduk. Konuya girmeden önce ben bir şey rica edeceğim. Daha demin de biz bu konuyu konuşuyorduk da. Biz çok böyle 30 yaş altı gençler bürokrasiye biraz uzağız. Kemal Bey falan böyle bir endişe ediyor bizde böyle. Bir size abi ya da amca dememizde bir sakınca var mıdır? Peki, Kemal abi mi diyelim, Kemal amca mı? Kemal amca. Kemal amcaymış, evet. Biz de öyle düşünmüştük zaten. Samimiyetle söylüyorum çünkü gerçekten bizi yorardı o durum yani. Şimdi oh rahatladım. Keyfim yerine geldi, hepimizin keyfi yerine geldi. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederiz. Şimdi... Evet, soru falan için biz aslında sizi buraya... Ya, ya evet, Kemal amcacığım, Kemal amcacığım bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına, oradayken ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tüm samimiyetle, şu an her şeyi ben unuttum, şuna girmek istiyorum. Biz bugün burada tamamen apolitik olarak toplanmış bulunmaktayız. Milyonlarca takipçimiz içerisinde sorular sorarak sizlere sorular hazırladılar, bizim takipçilerimizden gelen sorular oldu. Sizden ricamız bugün bize böyle bir birazcık zaman ayırsanız da biz o soruları size sorabilsek. Çünkü gerçekten hiç kimseyi, sorumlular umurumuzda bile değil. Sadece bunlarla ilgili umuda ihtiyacımız var. Şu anda burada olan herkes karamsar. Atamızın yad günü bugün, evet, ama o bizim için umut zaten. Fotoğrafına bakmak bile yetiyor. Sizi de burada gördüğümüz için siz de büyük bir siyasetçi olarak bize umut olabilirsiniz. Bu yüzden sorularımız bitene kadar en azından çok sizi hiç şey yapmayacağız yani, öyle hani yormayacağız, merak etmeyin. Çok kısa, çok kısa, kısa zaten. Çok kısa yani, olabildiğince kısa olacak. İnanın bize o kadar binlerce... İşte budur ya. Bravo. Çok teşekkür ederiz. O zaman, evet. Kocaman alkışlarla sizi buraya yanımıza almak istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Aynen, buyurun. Umarım çok zor sorular hazırlamamışsınızdır. Vallahi bunların hepsi, yani önce tanıtayım isterseniz. Murat Sakıoğlu, kendisi çok ciddi, milyonlarca takipçisi olan bir fenomen kardeşimiz. Güzel. Asena Kızlarsan aynı şekilde. Evet. Milyonlarca da. Ben ülkemizi televizyonda temsil etmiş, 36 ülke arasında üçüncülük ödülü getirmiş bir kardeşinizim, şarkıcıyım, güzel, sanatçıyım. Aramızda yine çok önemli bir fenomen, marul kafamız. Bizim Mehmet'imiz, evet, aramızda şu anda.
Bu 3 gündür yaklaşık 8 milyon 9 milyon kişiye erişiyoruz biz takipçi sayılarımızla. Bu 8-9 milyon kişiye sorduğumuz soruların içerisinden bu soruları hazırladık. Öncelikle sorulara geçmeden önce Kemal amca olayını hallettik. Sizden biz bir bugünün önemi için bir diyecekleriniz varsa onunla bir başlayalım isterseniz. Bugünle ilgili şunu ifade edeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi var. Bütün arkadaşların bilmesini isterim. İlkelerden birisi siyasi bağımsızlığı, ikinci ilke ekonomik bağımsızlığı öngörür. Dolayısıyla Mustafa Kemal deyince aklımıza iki ilkenin gelmesi lazım. Şunu söyler Mustafa Kemal, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani bayrağımın altında kendi ülkemde özgürce yaşamak isterim. Hiçbir dış gücün müdahalesini, egemenliğini kabul etmem. Ama Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söyler. Yine onun sözleriyle, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Dolayısıyla siyasi bağımsızlık ekonomik bağımsızlıkla perçilenmediği sürece siyasi bağımsızlığını ülke koruyamaz. Bu iki gerçek hepimizin bilmesi gereken gerçektir. Biz 83 yıl önce Büyük Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladık. Ama o bizim yüreğimizde yaşıyor, kalbimizde yaşıyor. Bize bir hedef gösterdi. Hedefin adı ne? Çağdaş uygarlığı aşmak. Dolayısıyla hep beraber benim kuşağım bunun mücadelesini verdi. Sizler de bu mücadeleyi vereceksiniz. Sizden sonraki kuşaklar da bu mücadeleyi verecekler. Mustafa Kemal'in bir başka özelliği, Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir. Atatürkçülük bu değildir. Tümüyle hedef gösterdiği çağdaş uygarlıktır. Çağdaş uygarlık sürekli gelişen bir kavramdır. Dinamik bir kavramdır ve dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi dinamik bir düşüncedir. Geleceği, ufku yakalamayı ve onu aşmayı hedefler. Yetiyor herhalde bu kadar. Çok yakında olunca şey garip oldu biraz. Planlandığı gibi gitmiyor. Bir heyecanlanıyorsun. Ben şu an mesela 3-5 tane şeyi çoktan unuttum bile. Nereye girdik? Kemal amcayı hallettik ama yani en azından. Hemen sıkmadın o zaman. Küçük küçük sorularımıza başlayalım. Tabii. Kemal amcacığım. Evet. Bunlar bu sorular. Evet. Dediğim gibi 8-9 milyon kişinin içerisinden bizim elediğimiz sorular. Güzel. Öyle. Hiç politika yok. Biz zaten böyle tamam. Bir şeyin için. Herkesin kendi görüşü vardır. O başka bir şey ama biz bugün onun için sormayacağız size bunları. Tamam. Tamamen içinde bulunduğumuz durum için. İlk sorumuz kolay olsun da hani ısınalım. Peki. Burcunuz nedir? Yay burcu. 17 Aralık doğumluyum. Evet. Çok güzel. İkinci soruya geçiyorum. Atatürk, atamız bu yola çıktığında bir davası vardı. Ve her gün bir hayalle yaşıyordu. Yani Türkiye kurulmadan önce hep hayalinde bir gece yatıyordu, sabah kalkıyordu. İşte kadın hakları olacak, şu olacak, bu olacak. Hatta Kurtuluş Savaşı başlamadan yanlış hatırlamıyorsam Kazım Karabekir'le beraber o işte Cumhuriyet'in ilanının olacağını söylediği zaman etrafındaki herkes şaşırmıştı. Bu yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demişti. Evet. Bu bir hayal gibiydi aslında ama hayalde gerçekleştirdi atamız bunların hepsini. Bu yüzden biz de şunu çok merak ediyoruz. Çünkü gerçekten umuda çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Sorumlularını hiç tartışmıyorum. Bir kere de altını çiziyoruz. Sizin Türkiye hayaliniz nedir? Hayalinizdeki Türkiye nedir? Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal amcamız bizim gece evinde yastığa başını koyduğu zaman ah şu da şöyle olsaydı, şu ülke böyle olsaydı, buralara gitmeli dediğiniz hayaliniz. Aslında hayal diye düşünüyoruz ama hayal değil. Bunların tamamını gerçekleştirebiliriz. Yani kalkınmış, güçlü, kendi bölgesinde gerçekten güçlü bir pozisyonu yakalayan, dünyada söz sahibi, sanatta, kültürde, bilimde yeni ufuklar açan bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Yani asıl hedefimiz bu. Herkesin çalıştığı, herkesin huzur içinde yaşadığı, dünyayı yakından takip ettiği, dünyadaki sorunları takip ettiği, sadece kendi ülkemizin değil dünya sorunlarıyla da ilgilendiği, insan haklarıyla ilgilendiği güzel bir Türkiye. Hayalimiz bu. Herkesin işinin aşırı olduğu bir Türkiye. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye. Kadın şiddetinin, erkek şiddetinin, kadına yönelik erkek şiddetinin olmadığı bir Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nin bir hafta içinde yürürlüğe gireceği bir Türkiye. İstediğim bu zaten yani.
Üniversitelerin özgür olduğu bir Türkiye, bilimin özgür olduğu bir Türkiye, insanların özgürce düşünebildiği, özgürce eleştirebildiği, siyasetçileri gerekirse sert eleştirebildiği bir Türkiye, yargının bağımsız olduğu bir Türkiye, medyanın özgür olduğu bir Türkiye, arzu ettiğimiz Türkiye bu. Yani eğer bu Türkiye'yi gerçekleştirebilirsek, sizin ifade ettiğiniz Z kuşağı da, sizden sonra gelecek kuşaklar da son derece rahatlayacaklardır. Yani kişinin düşüncesine gen vuramazsınız. Niye böyle düşünüyorsun diye suçlayamazsınız. Bunun suçlandığı bir ülkede zaten demokrasi olmaz. Farklı düşünebileceğiz ki geleceği yakalayabilelim, yeni şeyleri yakalayabilelim. Her birimiz aynı şeyi düşünürsek ülkeyi durağan hale getiririz ve ülke büyümez. Farklı düşünme toplumu ileriye sürükler. Dolayısıyla ileriye götürür, toplumu ileriye taşıyacak olan temel özne farklı düşünmeden kaynaklanıyor. Çok sık örnek veririm. Biraz uzun konuşacağım bu bölümde. Biraz örnek veririm. Orta çağda bir kişi çıkıyor diyor ki dünya, siz hepiniz düz diyorsunuz ama dünya yuvarlaktır diyor. Şimdi milyonlarca kişinin düz kabul ettiği bir dünyayı bir kişi çıkıyor, aykırı fikir, hayır diyor, dünya düz değil, dünya yuvarlaktır. Şimdi milyarlarca kişi, hepimiz biliyoruz ki dünya yuvarlaktır. Demek ki aykırı fikir kadar değerli bir şey yok. Yani, farklı düşündürüyor. Evet, farklı düşüneceğiz. Hayal ettiğim Türkiye böyle bir Türkiye. Yani herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiğim, farklı düşündü diye kimsenin suçlanmadığı güzel bir Türkiye. Bunu yapabilirsek hepimiz huzur içinde olacağız. Yani çıkış yolumuz bu diyorsunuz, farklı düşünebilmek. Evet, farklı düşünmek ama farklı düşünürken 3 temel kural var. Kimsenin etnik kimliği üzerinden siyaset yapmayacaksınız. Kimsenin yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız. Kimsenin düşüncesinden ötürü farklı düşündü diye onu suçlamayacaksınız, başka bir yere taşımayacaksınız. Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız. Kimsenin inancına müdahale etmeyeceksiniz. Saygı çerçevesi içinde biraz daha. Evet. Biz ama çok uzun zamandır öyle şeyler yaşıyoruz ki, özellikle bu kuşak, yani 30 yaş altı gençler, artık her gün umudumuz daha da tükeniyor, daha da tükeniyor. Yine ki bir soruya daha geçiyorum. Yine ilgili, aslında hepsi birbiriyle ilgili. Yani belki binlerce, hatta yüz binlerce soru aldık. İçlerinde genel olarak hep bahsedilen sorular aynıydı. Döviz kuruyla alakalı bir soru soracağım şimdi. Çünkü artık biz yani yurt dışına tatile gidemiyor gençlik. Okuyacak tablet alamıyor, bilgisayar alamıyor. Çünkü inanılmaz bir TL'nin değer kaybı var ortada. Ve biz acaba şu an ben inanamıyorum 20 bin liralık bir bilgisayar bir gün gerçekten 3 bin 5 bin lira olabilecek mi? Yani bunun bir çıkış yolu var mıdır? Döviz niye artıyor? Bu kurlar neden bu kadar artıyor? Ve bunun düşmesi için ne düşünüyorsunuz siz? Yani bunu bir umut verin bize istiyoruz. Yani bu düşebilir mi? Bir, hiçbir gencin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Nokta. Hiçbir genç. Doğru. Bakın. 10 Kasım'dayız. 83 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız bir dünya liderini, bir dünya önderini anıyoruz. En zor koşullarda mücadelesini verdi. En zor koşullarda. Onun dönemine ait anılar yayınları, Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya'sı vardır, pek çok kitap vardır. Ve dolayısıyla bakıldığı zaman yol parasını bile bulamayan bir liderin, toplayamayan bir liderin, toplamakta zorlanan bir liderin verdiği mücadele vardır. Dolayısıyla gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur. Bir, umudunuzu yeşerteceksiniz ve büyüteceksiniz. Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlü söz sahibi olursunuz. Bunu asla unutmayın. Ben dolar, faiz vesaire falan filan. Ülke iyi yönetilmiyor. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bilgisayarın fiyatı bu olur, oyun konsolunun fiyatı şu olur. Bir sürü şey. Bunların tamamını ithal ediyoruz. Temel sorunumuz o. Evet. Niye kendimiz üretmiyoruz? Birinci soru o. Türkiye neden kendisi üretmiyor? Üniversitelerim yok, üniversiteleri var. Araştırma birimlerim yok, araştırma birimleri de var. Ama siz üniversiteden farklı düşündü diye oturur da üniversite hocalarını kanun hükmünde kararname ile üniversiteden atarsanız o üniversite üniversite olmaktan çıkar. Üniversite yapan tartışmaların, üniversitenin tartışmaların odağı olmasıdır. Üniversitelerde her türlü düşüncenin özgürce tartışılmasıdır. Bakın
Almanya örneğini vereceğim size. İkinci Dünya Harbi'nden sonra. İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Almanya yerle bir edilir. Amerikalı general, Alman general şunu söyler. Almanya'da taş taş üstünde kalmadı. Bir daha Almanya sırtını doğrultamaz. Alman generalin, Amerikalı general söylediği şudur. Evet haklısın. Almanya'da taş taş üstünde kalmadı. Ve biz bunu görüyoruz. Ama bir şeyi sakın unutmayın. Almanya'nın üniversiteleri ayakta. Ve Almanya bugün Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi. Taş taş üstünde kalmayan bir Almanya ama bugün Avrupa Birliği'nin dominant ülkesi olan Almanya. Nasıl oldu böyle? Üniversiteleri sayesinde. Eğitim. Her şey eğitim. Her şey eğitim. Eğitim kişiye de topluma da sınıfa da daha sonra aileye de sınıf atlatır. Eğer eğitimi iyi verirseniz, sorgulayan eğitim yalnız, ezberleyen değil, soru soran eğitim. Eğitimin kalitesini şöyle anlarsınız. Eğitimde, eğitimi gören kişi ne kadar çok nitelikli, kaliteli soru sorarsa, soru sorma olanağı tanınırsa, ona böyle soru sorma imkanı verilirse, o eğitim başarılıdır. İşin özünde, öznesinde yatan budur. Yani karşılaştığınız her olayı sorguluyorsanız, sorgulama gücü ve yeteneği size veriliyorsa o eğitim başarılıdır. Eğitimin öznesi soru sormaktır. Bizde de ne derler? Fazla soru sorma sus, otur yerine. Bir de soru mu soruyorsun? Ve yine bizde söylerler. Ya yeni icat çıkarma şimdi. Oysa yeni icat çıkarabilsek keşke her birimiz. Dolayısıyla daha farklı bir pencereden dünyaya bakmak zorundayız. Her şeyin başının eğitim olduğunu söylemiş bulundunuz yani bir kez daha. Eğitim her şeyin başında. Yani eğitim, bakın her birimiz bir değerin içine doğarız. Önce ilk değerleri evimizde alırız. Annemizden, babamızdan, kardeşimizden, sonra komşularımızdan, sonra mahalleden, sonra kentten alırız. Üniversiteye gittiğimiz zaman içinde yaşadığımız değerin çemberi büyür. O zaman yeni arkadaşlarla karşılaşırız, arkadaşlıklar aşık oluruz, efendim kavga ederiz vesaire. Hayatı daha iyi sorgularız, dünyadaki gelişmeleri sorgularız ve ondan sonra da acaba bu sorunları nasıl aşarız diye. İnsanın hayatı, daha sonra insanlığın yaşamı sorunları çözmeyle geçmiştir. Sorunları akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözdüğümüz andan itibaren ülkeyi büyütürüz, dünyayı büyütürüz. Bütün işin öznesinde eğitim yatıyor ve soru sormak. Nitelikli soru sormak. Nitelikli soru. Bazen o kadar basit sorular var ki soramadığımız ve henüz bilemediğimiz. Düşünün. Yer çekimini Newton bulmuştu galiba değil mi? Evet. Evet. Elma ağacının altında yatarken kafasına bir elma düşüyor. Dünyanın en basit sorusunu soruyor. Bu elmanın için yere doğru düşüyor da yukarıya gitmiyor. Oysa dünya kurulalı elma hep yere düşmüştür. Ama bu basit soruyu hiç kimse kendisine sormadığı için yer çekim kanunu bulamamıştır. Doğru. Bu basit soruyla yer çekim kanunu bulmuştur. İşte dediğim gibi etrafımızda henüz keşfedemediğimiz, kim bilir neler var ama keşfetmemiz için o soruyu sormamız lazım. Yani o soruyu bulmamız lazım. Doğru soru bazen de burnumuzun ucunda olabiliyor yani. Evet. En basiti de görebilmek. Her şey öyle. Ve soru aynen öyle. Başlıyor. Yaşıyoruz ama onu soruya dönüştüremiyoruz. Soruya dönüştürebilsek kim bilir daha neler keşfedeceğiz. Evet. İçinde bulunduğumuz umutsuzluk da aslında aynı şey. Çok büyütüyoruz belki bazı şeyleri. İşte ben şimdi konuşunca çok rahatladım mesela sizin. Hani çünkü gerçekten umutsuzluk içerisindeyiz uzun zamandır. Siz böyle konuşunca şöyle bir hissiyat oldu. Aslında göremediğimiz, gözümüzde büyüttüğümüz olay aslında çok küçük yerlerde saklı olabilir. İşte çok basit eğitim örneğini verdiğiniz böyle. Gibi. Eğitime girmişken bir sorumuz daha var. Ona da hemen isterseniz tabii. Sormak istiyorum. Eğitim mesela üniversitelerden bahsettiniz. Evet üniversitelerimiz çok fazla. Hatta çok fazla. Yani bayağı aşırı fazla. Şu an Türkiye'de yapılan araştırmalara göre Avrupa'da en çok üniversite olan ülkelerden biriyiz. Ama sorun şu, üniversite çöplüğüne döndü ülkemiz. Yani o kadar fazla üniversite var ve o kadar eğitim sistemi garip bir halde ki üniversite okumanın bir anlamı kalmıyor. Yani okuyorlar sanki 24 yaşına kadar oyalanıp veya okumazlarsa bir şey olmayacaklarmış hissine kapılarak herkesle bir okuma şeyi. Bir nesil sonra kalifiyeli eleman bulamayacağımız korkusundayız. Görkem şurada sözüne girmek istiyorum. Beni birçok üniversite çağırıyor gel bizde oku diye. Hani ben normalde sınavla alıyorlar diye biliyorum. Ama belli bir kitle falan var ya. Yani, tabii.
Öyle, galiba öyle bir durum oluştu herhalde. Birçok fenomen arkadaşımız yani. Var yani bunu da evet. Böyle hiçbir şekilde sınava girmeden okuyanlar. Hani öyle bir duruma geldi ki bir nesil sonra ne bileyim sıvacı bulamayacağız. Zamanında bunlar köy enstitüleri sayesinde yapılmıştı. Yani sorunlar bu şekilde çözülmüştü. Sizin bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Bu eğitim sistemi nasıl düzelecek? Yani çok üniversite olması da hani dediniz ya biraz önce çok soru sormak evet ama nitelikli soru sormak. Çok üniversite evet ama nitelikli üniversite. Ya şöyle bir şey oluşmuş artık hani ben okusam da mezun olsam ne olacak? Her taraf mezun dolu. Zaten atanamıyorlar veya iş bulamıyorlar. Şu kavram var. BİM ve A101 üniversite mezunu dolu mesela. Bunun gibi hani okusam ne olacak yüzünden? Okumayı artık böyle o üniversite çöplüğü dediği gibi okumayı erteleyenler var yani. Gerçek bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bence. Evet dün... Salıydı. Salı toplantısından sonra Türkiye'de hukuk fakültesini bitirip İngiltere'ye gidip İngiltere'de önce master sonra ticaret hukuku konusunda doktora yapan genç bir avukat kadın iş arıyor. Asgari ücretle iş bulabilir miyim diye. Şunu bütün gençlerin unutmaması lazım. Türkiye süratle vasatlaştı. Vasatlaşmak çok tehlikelidir. Vasatlaşmak Türkiye katma değeri yüksek ürün üretemez noktasına gelebilir. Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitenin bilgi üretmesi lazım. Üretilen bilgiyi de sanayici elle tutulur, metaya dönüştürür. Bunun için üniversiteler çok ama çok değerlidir. Şu anda bizim her ilimizde üniversite var. Gerçekten bunlar üniversite mi? İlk soru o. Bunlar gerçek adı üniversite. Ama gerçekten üniversite mi? Hayır. Çoğu üniversite değil. Hukuk fakültesi var. Hukuk dersini verecek profesör yok, doçent yok. Ne olacak? Fakülte mi burası? Üniversite mi? Üniversite değil. Ama geniş kitlelerin oyunu almak için her ilde üniversite kurduk. Güzel kurdun. Akademik kadron var mı? Akademik kadron yok. Nasıl çıkılır? Şöyle çıkılırdı. Şöyle olması lazımdı. Her yıl Türkiye yurt dışına işte Fransa'sı, Almanya'sı, Kanada'sı, Amerika'sı neresiyse gönderir en az 10 bin öğrenci doktora yapmak üzere. Bunlar giderler doktoralarını yaparlar her alandan, her branştan, her daldan. Sonra bunlar Türkiye'ye gelirler. Siz ondan sonra üniversite kurarsınız. Ondan sonra onun adı üniversite olur. O üniversitenin laboratuvarı var mı? Gittim ben. Galiba geçen haftaydı veya evvelki haftaydı. Kars'a gittim. Kars'ta üniversite var, tıp fakültesi var. Ama tıp fakültesi var. Hastaların tamamı Erzurum'a gidiyor. Erzurum tıp fakültesine. Şimdi adı var mı? Var. Levhası var mı? Var. Ünvanı var mı? Var. Tıp fakültesi mi? Tıp fakültesi. Hoca var mı? Hoca yok. Donanım var mı? Donanım yok. Ama orası şeklen tıp fakültesi. Dolayısıyla fakülte demekle üniversite demekle olmuyor. Türkiye'nin düştüğü temel hata bu. Dolayısıyla bu hatadan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Bunun için bakın bizim planımız şöyle. Her organize sanayi bölgesinde, Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Teknoloji liselerinin özelliği şu. Gelecek kişi, bunlar en az 6 yıl olacak. Her birisi öğrenci branşında ders görecek. Üçüncü sınıftan itibaren sanayide kendi alanı ile ilgili gidecek stajını yapacak. Stajını yaparken onun sosyal güvenlik primini kamu yani devlet ödeyecek. Mezun olduktan sonra okuldan arzu ediyorsa fabrikada çalışabilir. Stajını yaptığı fabrikada. Arzu ediyor üniversiteye gitmek istiyorsa kendi çalıştığı alanın iz düşümü olan üniversiteye artı puanla gitmiş olacak. Artı puan, 2 puan, 3 puan daha artısı olacak diğerlerine göre. O zaman teknoloji liseleri çok cazip hale gelecek. Üniversiteyi kazanamazsa işi hazır olacak. Dolayısıyla ara eleman sıkıntısı büyük ölçüde bitmiş olacak. İyi bir eğitim almış olacak, hayatı sorgulamış olacak. Üretim zincirinin asli bir parçası olmuş olacak. Hem üretecek hem kazanacak, iş garantisi olacak. Artı üniversiteye giderken de artı puanla gitmiş olacak. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir tabii. Niye yapılmasın? Bunlar yapılabilir. Yapılması için sizin sandığa giderken oya ihtiyacımız var. Şunu söyleyeyim.
Şöyle bir şansınız var sizin. Bizim açımızdan değil, Türkiye açısından artı dünya siyaset tarihi açısından sizin önemli bir rolünüz var. İlk kez Cumhuriyet tarihinde ve ilk kez dünya tarihinde bir seçimle bir otoriter yönetimi göndereceğiz. Bir seçimle. Bunu gençler, Türkiye'deki gençler sandığa giderek, evet bir sandığa gideceğiz. Otoriter yönetim istemiyoruz. Demokratik bir yönetim istiyoruz. Düşüncelerimizi özgürce açıklamak istiyoruz. Yapılan hataları rahat dillendirmek istiyoruz. Yöneticileri, yani bizleri yönetenleri özgürce eleştirebileceğim bir ortamı yaratmak istiyorum ve sandığa gideceğim. Otoriteye son vereceğim ve ben kendi ülkemde demokrasi istiyorum. Demokrasiyi getireceğim diyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini. Dolayısıyla sizin önümüzdeki seçimlerde dünya siyaset tarihine böyle bir armağanı verme olanağınız var, imkanınız var. Bunu verirseniz bizim bugün andığımız 83 yıl önce sonsuzluğa gönderdiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işte o çağdaş uygarlığı, demokrasiyi yakalama noktasına gelmiş oluruz. Sizler Türkiye'yi o noktaya getirmiş olursunuz. Ben bir soru sormak istiyorum. Müsaadeniz tabii, varsa. Senden önce tabii. Bir şey söylemek istiyorum ben. İzninle. Tutuyorum yani. Şimdi. Hiç, öyle mi? Ama eğitim konusu geçmeden ben eğitimle ilgili bir... Sor. Tamam. Benim değil. Ha, beni bırakma burada. Aslında normalde ben yani eğitime girmişken Kemal amcacığım valla çok rahatladım yanınızda. Şu an bayağı evde gibi hissediyorum. Güzel. Unuttum yani burayı tamamen. Güzel. Kusura bakmayın ama yani. Güzel. Gerçekten o kadar sıcak birisiniz ki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Şimdi bizim aramızda yine Antalya'mızın fenomeni 2 milyonu geçik takipçisi olan Marul Kafa. Yani aslında adım Mehmet. Güzel. Ama biz Marul Kafa diyoruz yani, şey olmasın. Çiftçiyi temsilen. Evet. Çiftçiyi temsilen burada. Evet. Şimdi onun da birkaç sorusu olacak eğitim üzerine. Onun için... Hayırlı akşamlar öncelikle başkanım. Tamam. Hoş geldiniz. Ben de amca demek istiyorum. Ben çiftçi ailenin çocuğuyum ve aynı zamanda yörüğüm. Yörük başkanımız da burada. Ümit başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi burada ağırladığı için. Öncelikle konu eğitimden çıkmadan ben Ümit Başkan'a da soru yöneltmek, size de soru yöneltmek istiyorum. Ümit Başkan'ın... Bir şey söyleyeceğim. Ümit Başkan değil abi. Ümit abi. Ümit abi. Yörük Başkan diyeyim o zaman ben. Yörük abi olmayacak. Evet. Yörük. Çünkü ben sosyal medyanın sesi olarak değil, yörüklerin ve çiftçilerin sesi olarak bir konuşma yapmak güzel istiyorum. Başkanımız eğitim değişmeden Muratpaşa eğitim için ne yapıyor? Bu sorunun cevabını istiyorum. Keza sizden de. Çiftçilerin hep bir seneye muhabbeti var. Ailem çiftçi olduğu için. Evet. Bir sene geçti mi mahsulü sattıktan sonra bir traktörü yenilerdik. Tarlayı yenilerdik, evet. Dönümü arttırırdık. İşte evi de yenileyelim muhabbeti dönerdi. Artık bu geldiğimiz süre zarfında ziraatçıya borcu bu sene vermeyelim, seneye verelim. İşte evet. Fidan borcunu bu sene vermeyelim, seneye verelim. Üretiyoruz, tarım olarak güçlüyüz ama neden bu durumdayız? Sizin önerileriniz, çözümünüz nedir? Bunu merak ediyorum. Şöyle başlayayım. Evde buzdolabınız olmayabilir, arabanız olmayabilir, çamaşır makineniz olmayabilir. Yani dayanıklı tüketim mobilyalarınız olmayabilir. Ama yiyeceğiniz olmak zorunda. Yani hiçbir şeyiniz olmasa bile günde en az bir kez, iki kez yemek yemek zorundasınız. Bunu sağlayanlar da çiftçiler, yani üreticiler, yani besiciler. Dolayısıyla tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik sektördür. Ve Türkiye kendi kendine yeten, tarımda kendi kendine yeten, karnını doyuran ülkelerden, dünyadaki az sayılı ülkelerden birisiydi. Bugün mercimekten baklaya kadar, samandan canlı hayvana kadar, etten tutun ay çekirdeğine kadar dışarıdan ithal ediyoruz. Birinci soru şu. Neden? Arsa deseniz, toprak deseniz var, su deseniz var, güneş deseniz var, insan deseniz o da var. O zaman neden? Yanlış politikalar, 83 milyonu kim doyuracak? Avrupa'nın temel şey kavgası bu. Güney Amerika'nın temel kavgası bu. 83 milyonluk Türkiye'yi kim doyuracak? Herkes diyor ben doyuracağım diyor. Benim çiftçi kazanacak diyor. Biz oraya mal göndereceğiz diyor. Ve biz onlardan alıyoruz. Bunu aşmanın yolu tarımda gerçekten köklü bir değişiklik yapmanız lazım. Çiftçinin
zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçirmeniz lazım. Bu modelin adı şudur. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Matematiğiniz ise mesele yok. Maliyet şu, sulu arazide mi ekim yapıyorsunuz, susuz arazide mi ekim yapıyorsunuz, ektiğiniz ürünün cinsi nedir? Bunun bir maliyeti vardır dönüm başına, rahatlıkla hesaplanabilir. Üstüne makul bir kar koyarsınız, çiftçinin zarar etmeyeceği bir karı da koyarsınız. Ve şunu söyler devlet, planlar. Der ki sen şunu ekeceksin, maliyeti şudur. Eğer sen bu maliyetin üstüne, yani taban fiyatın üzerine sen alıcı buluyorsan, diyelim ki dönümü 1.000 lira. 1.000 liraya maliyet artı makul kar, 1.000 liraya alıcı varsa sat, ama 1.000 liranın altına düştüğü zaman devlet olarak ben alacağım. Dolayısıyla çiftçiyi zarar etmeyecek. Bu modeli getirmeniz lazım. Bu modeli getirdiğiniz takdirde bütün mesele çözülüyor. Şu örneği de vereyim. Konya'dan küçük bir devlet var, Hollanda. Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar doların üzerinde. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarım ürünü ihracatı ne kadar? 18-19 milyar dolar. Hatta bazen daha fazla ithalat yapıyor. Demek ki bir sorunumuz var. Demek ki siyaset yanlış kurgulamış olayı. Bunun değişmesi lazım. Nasıl değiştireceğiz? Söylediğim modelle değiştireceğiz. Bakın ben size şunu da söyleyeyim. Uşak şeker fabrikası yumurta satılarak kurulmuştur. Yani tarım ürünü satarak fabrika kurduk. Şimdi fabrikaları satıyoruz, dışarıdan tarım ürünü ithal ediyoruz. Geldiğimiz noktaya bakın. Dramatik bir nokta ama gerçek bu. Çiftçi ekecek, üretecek, kazanacak. Şunun yapılması lazım. Her köye mutlaka bir ziraat mühendisi veya bir ziraat teknisyenin atanması lazım. Besicilik yapılan yerlerde de mutlaka veteriner atanması lazım. Toprak analizlerinin yapılması lazım. Çiftçi hangi ürünü ektiği zaman daha yüksek verim alabilir? Bunun yapılması lazım. Artı bütün bunların tamamının dış politikayla bağlantısı var. Ürün ektiniz, fazla ürün elde ettiniz ve ihraç edeceksiniz. Eğer bütün ülkelerle kavgalıysanız niye sizin ürününüzü alsınlar? Dış politikayı da liderin dediği gibi yurtta barış, dünyada barış üzerine inşa etmek zorundasınız. Teşekkür ederim başkanım. Soruyorum artık. Bir saniye, tamam. Bir soru yarım kaldı. Başkan bekliyor ya, bana soru diyor vardı. Ya. Öyle mi? Sordurmuyor mu? Evet, teşekkür ederim Mehmet kardeşim. Kreşsiz çocuğumuz kalmasın diye 6 tane sosyal kreşimiz var. Özel ders alamayan çocuklar LGS sınavlarını kazanabilsin diye 1000 kişilik etüt merkezlerimiz var. 1300 kişilik üniversiteye hazırlık kurslarımız var. ASİM'de robotik kodlama kursumuz var. 6 senedir Türkiye'nin ilklerinden bir tanesi. Girişimcilik kursumuz var. Gençler için ANSİAD'la beraber 4000 kişiye varan meslek edindirme kurslarımız var. Aslında bütün Muratpaşa'nın toplamda sayısal olarak en büyük eğitim kurumu biziz. Ama hep daha zayıf durumda olan çocuklarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi toparlamak üzere, onların fırsat eşitliğini ortaya koymak üzere. 2 tane de yurdumuz var bu arada. Bir tanesini geçen hafta açtık. Teşekkür ederiz başkanım. Bu arada Kemal amcacığım. Soru gelecek galiba. Soru gelecek. Çocuk. Tamam. Yorulmadınız değil mi? Yok, hayır. Yani biz psikolojik şey olmayalım. Bizim de hani soracak diye sorularımız var. Sen bize sorduracak mısın aynen, artık? Aynen, kısa. Yani tamam. Sabah çünkü. Evet. Tamam. Şöyle söyleyeyim size. Kemal amcanın yarın sabah. Tamam o zaman, bırak falan. Bize evet, soralım yavaş yavaş. Artık bize izin ver ya. Tamam. Haydi tamam. Bakalım. Kabul vermeden. Kemal amca, abi. Amca diyeyim. Amca diyeyim. Hangisini istersin? Çocuk hiç konuşmayınca evet, unuttum amca. Artık. Sayın Kılıçdaroğlu. Tamam. Evet. Kemal amca. Gerçekten atamız şu anda yaşıyor olsaydı sizce nasıl reformlar yapardı? En azından ilk üçü ne olurdu yani? Bunu anlatabilir misiniz kısaca? Şu anda bir eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirirdi. İki, dış politikayı 180 derece değiştirirdi. Üç,
güçlü ve onurlu bir devleti inşa etmek için elinden gelen bütün çabayı gösterirdi. Vatandaştan alınan her kuruş verginin hesabını da kendi vatandaşına verirdi. Bugün dış politikadaki yanlışlık bizim Orta Doğu'ya ürün satmamızı engelliyor. Ve dünyada bu bölgede yalnız kaldık. Oysa Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda sadece kendi ülkesinin insanlarına değil, dünyadaki bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. Onurlu yaşamanın yollarını Türkiye örnek alarak kendi ülkelerinde de uygulamaya koymuştur çoğu politikacı. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in ayağa kaldırdığı Türkiye, büyüttüğü Türkiye, herkesin dikkatini çekmiş, dünyadaki her liderin dikkatini çekmiş ve Mustafa Kemal Atatürk tarihsel süreç içerisinde giderek büyümüştür. 20. yüzyılda da büyüyen liderlerden birisidir. 21. yüzyıla bastık şimdi. Büyüyen bir liderdir. Teşekkür ederiz. Benim de bir tane sorum vardı. Şimdi Z kuşağını Z kuşağı yapan biraz da sosyal medya. Oradan daha çok araştırabilip evet. ulaşabiliyorlar. Her şey artık daha fazla telefon kadar yakın yani. Sürekli öyle. Yakın bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Ve biz de fenomenler olarak aslında bir sosyal medya sayesinde. Şöyle konular çok konuşuluyor. İşte şu sosyal medya kesinlikle kapatılmalı. İşte Twitter kapatılsın, Facebook sürekli bir an kapatılma söz konusu var. Tabii ki biz bunu istemiyoruz. Z kuşağı asla istemiyor. Çünkü bizim direkt özgürlüğümüze, ulaşımımıza bir şiddet olarak biz düşünüyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kapatacağım kesinlikle. Az önce söyledim. Özgürlük dedim. Düşünce özgürlüğü dedim. Bir kişinin farklı düşüncelerden çekinmemesi lazım. Sosyal medyayı niye kapatacaksınız? Hangi gerekçeyle kapatacaksınız? Kişiler orada düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Espriler yapabiliyorlar, eleştiriler yapabiliyorlar, şiirler yazabiliyorlar, öyküler anlatabiliyorlar. Dolayısıyla siyaset kurumunun yeri geldiğinde yanlışları varsa yerden yere vuruyorlar. Peki siyaset kurumunun yapması gereken ne? Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında. Biz sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Yani benim hatamı ben görmeyebilirim ama siz görebilirsiniz. Sokakta, caddede karşılaştığınız bir olayda sitem gelir size ve siz bunu dillendirirsiniz. Bunu bazen sert dillendirirsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle dünya kadar kararı var. Dolayısıyla eleştiriden korkmaması lazım. Tam tersine politikacılar sağlıklı ve tutarlı eleştirileri okumak, dinlemek ve kendilerine biraz yön çizmek zorundadırlar. Böyle bakmak gerekiyor. Teşekkür ederiz. Evet. Yasaklama yok, özgürlük var yani. Teşekkürler. Şimdi evet. Senin bir tane daha var. Sürekli ben bazen şöyle söylüyorum. Diyorum ki bakın oy vereceksiniz. Niye vereceksiniz oyu? Rahatlıkla sizi eleştireceğim. Onun için oy vereceğim diyeceksiniz. Yani evet. Bizi rahatlıkla eleştirmek istiyorsanız, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım. Aksi halde sorun çıkıyor. Bugün görüyorsunuz sorunları. Teşekkür ederiz. Şimdi ben bir yandan telefona bakıyorum. Hala takipçiler sürekli sorular soruyorlar böyle. Evet. Yani yanlış tabii. anlamayın. Sürekli böyle yüzleri geçti ya yani binleri geçti şu an orada konu. En son şöyle bir soru sorup. Sizi de fazla yormadan. Bizim birkaç sorumuz daha var. Bir Murat'ın bir tane benim kaldı. Şimdi, biz soralım. Kemal amcayı çok yormak istemiyoruz. Tabii ki yorulduysanız. Bütün soruları alacağım. Tamam o zaman. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Var. Pekala. Madem o zaman, öyle. Ben bir tane kaldı sorum. Onu da sorayım. Tamam. Sonra da sen sorarsın. Yine ben sosyal medya kullandığım tabii. için onun üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü benim takipçilerimin de soruları hep o yönde geldi. Güzel. Şimdi biz geriye dönük bir vergi olayımız oluştu ve biz TikTok kullanıyoruz, işte Instagram, buralardan bir gelir elde ediyoruz ama YouTube'un hani ödenmesi gereken bir vergisi vardı, hani bu biliniyor ama evet. TikTok yeni çıktığı için böyle bir şey yoktu. Bizim de bundan haberimiz yoktu çünkü 18-19 yaşında oradan bir gelir elde etmeye başladık. Evet. Sonradan evimize bir kağıt geldi, usulsüzlük cezası, şu cezası, bir koskocaman 200-300 bin milyarlara varası ya bilmem bir vergi bunun ödenmesi gerekiyormuş ve tabii biz açmadığımız için vergi kaydımızı usulsüzlük cezası gibi şeyler dedik ama asla bilmiyoruz hani böyle bir şey olacağını. Bir de bizim paramız Çin'den yatıyor.
Çünkü kurucusu Çin olduğu için. Evet. Ama hani normalde yurt dışından yatan paraların YouTube'da parası şeyi alınmıyor. Ama TikTok'un yurt dışından yatmasına rağmen %18 KDV ile bir vergi olayı, bir cezası falan çıktı. Biz de çok şaşkınız ve şu an kimisininkini kabul ediyorlar, almıyorlar, kimisininkini alıyorlar. Vergi dairesinde kafası çok karışık. Sizce nasıl bir yol izlenmeli bu konuda? Vergi usul kanunu sağladı eski bir maliyeci olarak. Vergi usul kanunu sağladığı bir olanak var. Bir dilekçeyle başvurursunuz. Vergi usul yasasındaki adı pişmanlık dilekçesi. Yani biz bu olayı bilmiyorduk. Dolayısıyla bir vergi varsa ben bunu ödemek istiyorum diye bir dilekçe verirsiniz. Dolayısıyla cezasız ödeme imkanı çıkar. Yok, kabul etmiyorlar. Denedik ki. Yani hiçbir şekilde gider falan da kabul etmiyorlar. Gider değil. Şimdi sizin ne kadar kazandığınız ve sizin bir de harcamalarınız olabilir. Dolayısıyla geliri ve gideri düşeceksiniz. Kalan karınızı net kar üzerinden, çünkü eğer vergi alınıyorsa, bir gelir elde edilmişse onun dilekçesini verirsiniz ve sorun çözülür. Farkında mısın? Teşekkür bayağı ederiz. Kemal amca sana gerçekten yönlendirmiş oldu. Mali danışmanlık. Mali danışmanlık şeyde bir artık. Bir de artık... Benim sorum var. Soru, tamam. Kripto sorusu muydu? Evet. Blockchain'i çok merak ediyorum çünkü. Tamam, hadi bakalım. Parasal bir mevzu değil de daha çok teknolojisiyle ilgilenerek. Kemal amca, yanlış anlamayın, evet. Yani. Siz yorulmayın, evet, diye şey yapıyoruz. Kısaltacağım soruyu olabildiğince. Yani şimdi artık çok fazla teknoloji ilerledi, biliyorsunuz, evet, ki. Metaverse kavramları falan artık içimize girdi. Yani sanal gözlüklerle falan artık insanlar bambaşka hayatlar yaşayabiliyorlar. Orada ayrı ticaretler yapabiliyorlar. Bir de blockchain girdi, yani blok zinciri teknolojisi girdi. Kriptografiyle şifrelenerek artık daha güvenli aktarımlar yapılabiliyor. Aracısız, merkeziyetsiz uygulamalar çıktı. Bununla alakalı akabinde bir çalışmanız var mı? İleriye dönük hedeflerde çalışmanız var mı? Şimdi bu konu birden fazla kişinin, birden fazla uzmanın bir araya gelerek üzerinde çalışması gereken bir konu. Bir, dijital dünyayı bilecek. İki, maliyeyi bilecek. Üç, ekonomiyi bilecek. Bu üçü bir araya gelecek ve bunu değerlendirecekler. Buna göre önlem alınacak. Şimdi buradaki temel sorun ne kadar güvenli olup olmadığını sorgulanması ve onun kanıtlanması. Eğer çok güvenliyse zaten bir sorun yok, kendiliğinden çözülebilir. Ama güvensiz olması veya oradan başkalarının haksız yere kazanç elde edebileceği bir ortamın yaratılması doğru değil. Benim şahsi kanaatim İşin %100 güvenli olduğuna inandıktan sonra, test ettikten sonra, nasıl yapacaksınız onu bilmiyorum. Ancak ondan sonra bu sürecin içine girebilirsiniz. Hı hı. Güvenli olmadığı takdirde ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hı hı. Biraz daha temkinli izliyorsunuz. Evet, vergi deyince bir şey daha söyleyeyim. Evet, çok iyi olur. Şimdi her biriniz tek tek vergi ödüyorsunuz. Vergi dairesinde kaydım yok, ben vergi ödemiyorum, düşünmeyin. Simit alırken, çay içerken, sakız alırken, arabaya binerken vergi ödersiniz. Vergi ödemediğiniz şimdilik tek bir şey var. Teneffüs ettiğimiz hava. Dolayısıyla vergi ödüyorsunuz. Şu soruyu sordunuz mu acaba kendinize? Sevgili Z kuşağı, bizden vergi alıyorsunuz da bu vergileri nereye harcıyorsunuz? Çok sorduk. Nereye harcıyorsunuz? Bu soru demokrasinin çıkış sorusudur. Demokrasinin çıkış sorusu budur. Ey hükümet, benden vergi alıyorsun, zorla alıyorsun, benim irademin dışında alıyorsun. O zaman benden aldığın parayı nereye harcıyorsun? Bana bunun hesabını verdin mi? Bu hesap Türkiye'de sağlıklı verilmiyor. Verilmediği için de ülke zaten bu durumda. Bu soruyu gittiğiniz her yerde karşılaştığınız her politikacıya lütfen sorun. Bu soru temel bir sorudur. Demokrasi istiyorsanız bu sorudan başlayacaksınız. İşin özü bu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Başka daha soru? Teşekkür ederim. Yok galiba. Biz gönül ister ki Kemal amcacığım sabaha kadar tabii biz konuşuruz. Biz durmayız. Sizler konuşmaya devam edin. Ben şimdi gideceğim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Galiba bir iki görüşme daha var. Onları yapacağız. Kemal amcacığım, bir sizler şey daha. Rahat rahat yarın sabah yatağınızda uyurken ben sabah 4:30'da kalkacağım. Evet, halde olacakmışsınız. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim Kemal amcacığım. Son bir soru daha soruyorum. Çok kısa bir soru ama bu. Kayıtsız ben kalamadım. Ben de siz kısa sorun, ben çok uzun bir cevap vereyim. Çok kısa bir soru, çok kısa valla. Tamam. Yani çok fazla takipçiden geldiği için, güzel, onların sesi olmak adına, tamam,
Aynı şekilde Murat'ın hesabı da bende açık şu anda. Evet. Onun hesabından da sürekli sorular geliyor. O yüzden bunu soralım, bitirelim. Tamam. Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl? Küs müsünüz diye bir soru var. Erdoğan'la mı? Basit efendim. Erdoğan'la mı? Vallahi yani. Onun sinirlerini bozacağım. Ve hiç merak etmeyin. Ve hiç merak etmeyin. Sizler gerçekten de önümüzdeki seçimlerde tarih yazacaksınız. Beraber indireceğiz. Beraber indireceğiz. O zaman Kemal amcacığım, uğurlamadan önce biz şöyle bir şey rica etmek istiyorum. Salonda oturanlar, herkes flaşlarını eline alsa, şöyle güzel bir marşla sizi uğurlasak. İzmir marşıyla. Son söyleyeceğiniz bir şey yoksa. İstersen. Yok, bir şey yok artık. O zaman herkes tamam. Flaşları alsın. Çünkü karanlığı ancak aydınlıkla yok edebiliriz arkadaşlar. Full bir enerjiyle. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırma. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na biz gençlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Değerli konuklar, bayraklarla, coşkuyla genel başkanımızı uğurluyoruz. Gençlerin umudu bitmez, umudumuz bitmez. Çok teşekkür ediyoruz genel başkanımıza. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa, adın yazılacak mücevher taşa.